Merhaba, bugün size orijinali Kolombiya Üniversitesi Barnard Koleji'nde felsefe dersleri veren asistan profesör Karen Lewis tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz, Grice'in pragmatik, diğer adıyla edim bilim teorisi. Pragmatik, aslında insanların gerçek hayattaki konuşmalarında, kitaplarda, e-postalarda veya diğer medya araçlarında dili nasıl kullandıklarını inceleyen bir disiplin. Bu anlamda pragmatik, kurduğumuz cümlelerin gerçek anlamlarını inceleyen, semantikten, diğer adıyla anlam bilimden ayrılır. Ancak iletişim kurarken genellikle kullandığımız kelimelerin asıl anlamlarından daha fazlasını ifade etmiş oluruz. Bu da pragmatiğin incelediği temel unsurlardan biridir. Örneğin size, "Bu hafta İzmir'e gidiyorum, annem orada yaşıyor" desem, annemi görmek için İzmir'e gittiğimi anlarsınız. Ama aslında size tam olarak bunu söylemedim. Kurduğum cümlede size iki farklı bilgi verdim. İlk olarak, "Bu hafta İzmir'e gidiyorum." İkinci olarak da, "Annem İzmir'de yaşıyor" dedim. Ama herkes bu ikisinin bağlantılı olduğunu ve annemi görmek için İzmir'e gittiğimi anlayabilir. Şimdi de başka bir örneğe bakalım. Birinin bana, "Cuma günkü partiye geliyor musun?" diye sorduğunu ve benim de "işim var" diye cevapladığımı varsayalım. Bu durumda beni partiye çağıran kişi, işim olduğundan partiye gelemeyeceğimi anlar. Ama aslında bunu tam olarak söylemedim bile. İşim sabah erkenden de olabilir. Tek söylediğim, cuma günü çalışmam gerektiği. İşimin partiyle aynı zamanda olduğuna dair hiçbir şey söylemedim. Ancak doğal olarak karşımdaki kişi, "Cuma günü işim var" cümlesini partiye gelememe sebebim olarak algılar. Bazı durumlarda tamamen aynı kelimeleri kullansak bile dediğimiz şey farklı durumlarda çok farklı anlamlara gelebilir. Örneğin öğretmen 1. sınıfa giden Burak'ın karnesine, "Burak'ın yazısı çok güzel" yazsa, bu şu şekilde anlaşılır: "Burak okulda el yazısı dersinde çok iyi." Bu da aslında 1. sınıftaki bir öğrenci için oldukça normal. Ancak başka bir örnekte de bir profesörün felsefe alanındaki saygın bir ödül için başvuran bir felsefe öğrencisine yazdığı tavsiye mektubunda sadece "Burak'ın yazısı çok güzel" yazdığını varsayalım. Bu da Burak'ın yazısı güzel olmasına rağmen profesörün Burak'ın felsefe alanında başarılı olmadığını ve ödülü hak etmediğini düşündüğü şeklinde algılanır. 1913-1988 yılları arasında yaşayan filozof Herbert Paul Grice, "Mantık ve Konuşma" adlı makalesinde bu durumu açıklamaya çalışan ilk araştırmacıydı. Bu makalede ortaya attığı teori aslında günümüzdeki pragmatik alanında araştırmaların temelini oluşturdu. Grice, sezdirim terimini ortaya atan kişiydi. Sezdirim, kastedilen ancak kelimesi kelimesine söylenmeyen, tam aksine sezdirilen ve ima edilen şeyleri ifade eder. Grice'in sezdirimle ilgili ortaya attığı diğer önemli olgu da konuşma sezdirimidir. Bu tür sezdirimler, konuşmanın, iletişimin genel özelliklerinden gelen sezdirimleri ifade eder. Burada bahsettiğimiz iletişimin kapsamına tabii ki kitapları, mektup yazmayı ve benzeri araçları da dahil ediyoruz. Grice'e göre kurulan diyaloglar genellikle ortak bir çabanın ürünüdür. Çünkü insanlar birbirlerini anlamak ve anlaşılmak, ayrıca bilgi alışverişinde bulunmak isterler. Birilerinden etkilenmek ve birilerini etkilemek isterler. Birbirleriyle iletişim kuran insanlar rastgele, birbirinden alakasız cümleler kurmaz. Örneğin, gündelik konuşmalarda bile bir amaç ve anlam olduğunu görebiliriz. Yani rastgele, alakasız cümleler kurmayız. Grice, bu gözlemlerine dayanarak, farkında olmadan bazı mantıksal kurallara dikkate alarak iletişim kurduğumuzu öne sürmüştür. Mantıksal kurallar, geleneksel kurallardan farklı olarak, mantığa sahip bireyler olduğumuz için uyduğumuz kuralları ifade eder. Örneğin, bazı ülkelerde trafik sol şeritten akarken, bizim ülkemiz gibi bazı ülkelerde de trafik sağ şeritten akar. Bu, geleneksel kurala örnek olarak verilebilir. Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ancak araba sürerken kafamıza göre davranmamak ve istediğimiz şeritten gitmemek, mantıksal kurala örnek olarak gösterilebilir. Bu şekilde aslında ortak hareket etmiş oluruz. Bu sayede de kaza yapmadan sağ salim gideceğimiz yere ulaşabiliriz. Grice, bu gözlemlerini özetleyerek işbirliği ilkesi adını verdiği ve ana noktası mantıklı bireyler arasında ortak bir çaba olarak gelişen konuşmalara dayanan ilkeyi öne sürmüştür. Bu ilke şu şekilde ifade edilebilir: gerektiğinde, o anda ve iletişim kurduğunuz kişiyle birlikte, bir amaç ve yön belirleyerek iletişime katkıda bulun. Grice, bu işbirliği ilkesini insanların iletişim kurarken uyduğu 4 kuralla, daha doğrusu ilkeyle açıklar. Bu kuralların rastgele uyduğumuz geleneksel kuralların aksine genel anlamda mantıksal bir ortak çabaya dayanan kurallar olduğunu unutmayalım. Bunlardan ilki nicelik ilkesidir. Bu ilke şu şekilde ifade edilebilir. Gerektiği kadar bilgi içerecek ve iletişimin o anki amacına uyacak şekilde iletişim kur. Bunu yaparken de gereğinden fazla bilgi verme. Örneğin, bu akşam sinemaya gideceğimizi, bunun için de film seçmeye çalıştığımızı varsayalım. Nicelik ilkesine göre birisi bana bu durumda sinemada hangi filmler var diye sorduğunda gerektiği kadar bilgi vermem gerekir. Bu da aslında mantıksal kurallara uyar. Yani tek bir filmin saatini söylemek yerine mantıken bu akşam sinemada gösterilen bütün filmlerin saatlerini söyleriz. Ancak nicelik ilkesine göre gereğinden fazla bilgi vermememiz gerekir. Bu durumda cevap olarak tüm ülkedeki sinemalarda gösterilen filmlerin saatlerini vermem saçma olur. Bu cevap sinemada hangi filmler var sorusunu karşılasa da iletişimin amacına aykırı olarak gereğinden fazla bilgi içerir. Aynı şekilde ortak yapılan pek çok şeyde de bu kurala uyarız. Örneğin bir arkadaşımızla araba tamir etmeye çalıştığımızı varsayalım. Bunun için de 4 vidaya ihtiyacımız var. Bu durumda arkadaşıma 2 veya 6 vida vermem saçma olur. Çünkü biri eksik, diğeri de fazla gelecektir. Şimdi de nitelik ilkesine bakalım. Bu ilke şu şekilde ifade edilebilir. İletişim kurarken yanlış olduğunu düşündüğün şeyleri ve yeterli kanıtının olmadığı şeyleri söyleme. Film örneğimize geri dönelim. O akşam sinemada hangi filme gideceğimize karar verirken, sinemada gösterilmediğini bildiğim bir filmi önermem saçma ve yanlış olacaktır. Ya da tam bilmiyorsam ve kontrol etmediysem, saatini tam olarak bilmediğim bir filmi de önermemem gerekir. İletişim kurmanın dışında bu kuralı aynı zamanda ortak bir şeyler yaparken kullanırız. Bu aslında mantıklı bireylerin ortak bir çaba gösterirken uydukları bir kuraldır. Örneğin, bir arkadaşımla kek yaptığımı ve kek karışımına şeker eklememiz gerektiğini varsayalım. Bu durumda sanki şekermiş gibi arkadaşıma karışıma eklemesi için tuz vermem saçma olur. Şimdi de bağlantı ilkesine bakalım. Bu ilkeyi şu şekilde ifade edebiliriz. Konuyla alakalı şeylerden bahset ve alakasız şeyler söylemekten kaçın. Film örneğimize geri dönelim. Sinemadaki filmlerden bahsederken, konuşmanın yönünün değiştiğine dair bir sinyal vermeden, okuduğum bir kitaptan bahsetmem saçma olur. Benzer şekilde, kek yapmak için karışıma şekeri eklerken de okuduğum bir kitaptan veya hatta kek yapmanın daha sonraki aşamasında kullanacak olsak da fırın eldiveninden bahsetmem saçma olur. Son ilkemize gelecek olursak, bu ilke söylediklerimizin içeriğinden çok bunu nasıl söylediğimizle ilgilidir. Buna tarz ilkesi adı verilir. Grice'e göre açık olmamız gerekir. Bu ilke şu şekilde ifade edilebilir. Bir şeyi ifade ederken anlam belirsizliğinden kaçının. Kısa ve öz olun. Son bir kez daha film örneğimize geri dönelim. Sinemada gösterilen bir filmden bahsederken, şu film sinemada gösteriliyormuş gibi bir cümle kurmam gerekir. Bunun yerine, sinemada bu gece bir film makarasına sarılmış görüntüler gösterilecek gibi bir cümle kurmam saçma olacaktır. Böyle tuhaf bir cümle kurmamda, diyaloğu devam ettirmek için farklı şeyler düşünmemize ve bugün sanırım sinemada gerçek bir film yok gibi cümleler kurmamıza sebep olur. Şimdi de kek ve şeker örneğimizi bu ilkeye göre inceleyelim. Burada arkadaşıma doğrudan şekeri uzatmam gerekir. Örneğin arkadaşımın şekeri bulması için bir hazine haritası çizmem saçma olacaktır. İşbirliği ilkesiyle birlikte bu ilkeler, insanların cümle kurarken kullandığı kelimelerin asıl anlamlarının ötesinde iletişime geçtiğini gösterir. İnsanlar farkında olmadan konuşan kişinin bu 4 ilkeye ve işbirliği ilkesine uyduğunu varsayar. İletişimin amacı, iletişimin bağlamı, dünya ile ilgili genel bilgilerimiz, bu sezdirimlerin yani kullandığımız kelimelerin asıl anlamlarının ötesinde sezdirilen veya ima edilen yapıların nasıl olduğunu anlamamızı sağlar. İlk baştaki örneklere dönersek, Grice'in bunları nasıl açıkladığına bakalım. Hatırlarsanız, bu hafta İzmir'e gidiyorum, annem orada yaşıyor dediğimde, annemi görmek için İzmir'e gittiğim oldukça kolay bir şekilde anlaşılıyordu. Bunun sebebini aslında az önce gördük. Çünkü iletişim kurduğum insanlar, işbirliği kurmaya odaklı bir birey olarak sadece birbiriyle alakalı şeyler söylediğimi kabul eder. Bu durumda da rastgele ve alakasız bilgiler vermem söz konusu olamaz. Yani annemin İzmir'de yaşamasının İzmir'e gitmemle alakalı olduğunu ve dolayısıyla annemi görmek için İzmir'e gittiğimi anlayabilirsiniz. Bir sonraki örneğimizin de başka bir açıklaması var. Birinin bize "Cuma günkü partiye geliyor musun?" diye sorduğunu ve "işim var" diye cevap verdiğimizi varsayalım. Bu durumda işim olduğundan partiye gelemeyeceğim rahatça anlaşılabilir. Bu örnekte de işbirliği ilkesiyle birlikte diğer 4 ilkeye uyduğum varsayılabilir. Yani "Cuma günkü partiye geliyor musun?" sorusuna verdiğim "işim var" cevabı alakasız olsaydı bağlantı ilkesini çiğnemiş olurdum. Ayrıca "işim var" cevabı "Cuma günkü partiye geliyor musun?" sorusuna karşılık gelmeseydi, gerektiği kadar bilgi ver olarak açıklanan nicelik ilkesini de çiğnemiş olurdum ve dolayısıyla istenen bilgiye uygun bir cevap vermemiş olurdum. Aslında burada dünya ile ilgili genel bilgilerimizi kullanabiliriz. Çünkü birinin işi varsa partiye gelemeyeceğini rahatlıkla anlayabiliriz. Şimdi de tavsiye mektubu örneğimize dönelim. Hatırlarsanız bu örnekte felsefe alanında saygın bir ödüle başvurmak isteyen bir öğrenci için bir profesörün sadece "Burak'ın yazısı çok güzel" yazdığını görmüştük. Bu da bize profesörün Burak'ın felsefe alanındaki başarılarıyla ilgili söyleyecek hiçbir şey olmadığını gösterir. Çünkü burada profesörün "gerektiği kadarını söyle" olarak açıklanan nicelik ilkesini çiğnediğini görürüz. Bir tavsiye mektubunda öğrencinin yazısından daha çok bilgiye ihtiyaç duyulacağı herkes tarafından bilinir. Profesör aynı zamanda bağıntı ilkesini de çiğnemiş olur. Çünkü bir öğrencinin yazısının felsefeyle ilgili becerileriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şimdi de yeni bir örneğe bakalım. Eve birkaç gün önce bir kargo geldiğini, bu kutuyu bir yerlere kaldırdığımı ve arkadaşımın da "o kutu nerede?" diye sorduğunu varsayalım. Kutuyu nereye koyduğumu hatırlayamadığımdan arkadaşıma şu cevabı veririm: "Kutuyu nereye koyduğumu hatırlayamıyorum. Tavan arası veya yatak odasında olabilir." Buradan da arkadaşım kutunun nerede olduğundan emin olmadığım sonucunu çıkarır. Peki bunun sebebi ne olabilir? Kutunun nerede olduğunu bilseydim, nicelik ilkesine göre bunu zaten söylemiş olurdum. Yani daha çok bilgi içeren bir cümle kurabilirdim. Kutunun tavan arasında olduğunu biliyor olsaydım, "kutu tavan arasında" diye cevap vermem uygun olurdu. Ancak bu durumda nicelik ilkesine uyarak en bilgilendirici cevabı vermek, yanlış olduğunu bildiğin veya yeterli kanıtının olmadığı şeyleri söyleme olarak açıklanabilecek nitelik ilkesiyle çelişirdi. "Kutu tavan arasında" diyebilecek kadar kanıtım olmadığından arkadaşıma "kutu tavan arasında veya yatak odasında olabilir" demem daha uygun olacaktır. Buradan da arkadaşım kutunun 2 odadan birinde olduğu sonucunu çıkarır. Şimdi de arkadaşımla hazine avına benzer bir oyun oynadığımızı ve arkadaşımın öncesinde sakladığım kutuyu bulmaya çalıştığını varsayalım. Arkadaşım kutuyu bulmakta zorlanınca da ona bir ipucu veriyor olayım. İpucu da şu olsun: "Kutu tavan arasında veya yatak odasında olabilir." Bu aslında bir önceki örnekte kurduğum cümlenin birebir aynısı. Ancak önceki örnekte bu cümle kutunun nerede olduğunu bilmediğime işaret ediyordu. Ancak bu örnekte iletişimin amacı farklı olduğundan, yani hazine avı oyunu oynadığımızdan daha az bilgi içeren bir cümle kurabilirim ve bu cümle kutunun nerede olduğunu bilmediğimi ifade etmez. Bu durumda nicelik ilkesine göre daha az bilgi içeren cümleler kurmam gerekir. Çünkü iletişimin amacına uygun olarak kurduğum cümlede verdiğim bilginin daha az olması ve arkadaşıma bir ipucu verecek ancak kutunun tam olarak nerede olduğunu ifade etmeyecek şekilde olması gerekir. Aslında burada da birebir aynı kelimeleri kullandım. Ancak dediğim gibi bu örnekteki "kutu tavan arasında veya yatak odasında olabilir" cümlesi kutunun nerede olduğunu bilmediğim anlamına gelmiyor. Sonuç olarak iletişimin mantıklı bireyler arasında işbirliğine dayalı bir faaliyet olduğu gerçeğinden yola çıkarak sözlerimizin aslında farklı bağlamlarda farklı şeyler ifade ettiğini düşünmeden bu kadar çok şeyin nasıl iletişim içerisinde aktarıldığını açıklayabiliriz.